Ben 1949 yılında Lefke kazasına bağlı Aybifam köyünde dünyaya geldim. 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. Köyde hayatım geçmedi ama annem doğum yapacağı günlerde köyde bulundu. Anneannemle birlikte oldu. Doğum olayını onlarla paylaştı. Onlardan yardım aldı. Sonrasında da 64'e kadar, yani ben 14 yaşına gelinceye kadar sürekli köye gittik geldik. Aybifan Trodos eteklerinde, önündeki vadide yaz kış akan Karkot Deresi bulunan, köyün arkası çam ormanlarıyla kaplı, vadi zeytin ve sebze bahçeleriyle, meyve bahçeleriyle kaplı. Çok güzel bir köyümüz ama 64'ten beri terk edilmiş durumda. Terk etmek zorunda kaldı orada yaşayan 60 kişi. Çünkü çok az bir nüfus vardı. Lefke'ye taşındılar. Aybifan benim de kardeşlerimin de çok sevdiği bir köydü. Tatillerde hiç vakit kaybetmeden anneannemizin yanına giderdik ve zevkle kalırdık. Tabii şimdiki hayat şartlarıyla mukayese ettiğimizde çok farklı bir durum vardı. Bir kere elektriğimiz yoktu. Evde akan suyumuz yoktu. Radyo, televizyon hiç mevzu bahis değildi. Geceleri hemen yanımızda oturan diğer akrabalarımızla buluşup sohbetler yapardık. Ben ilkokul çağlarında mandolin ve akordeon çalardım. Karşıdaki akrabalar bazen kalkıp oynarlardı. Yani gayet güzel vakit geçiriyorduk. Köydeki ekonomiye baktığımızda civardaki maden şirketinde çalışan bir kesim vardı. Bir de hayvancılık yapanlar vardı. Dolayısıyla hellimin yapılışını, ekmeğin fırına verilişini, taze norun çıkmasını, çiçek dolması yapılmasını, saç böreği yapmayı hep anneannemde gördüm. Bir kısmını da öğrendim, hepsi olmasa bile. Bir de yazın denize gitme imkanımız yoktu. Bugünkü koşullar ve konfor olmadığı için. Onun yerine bu yaz kış akan derenin uygun bir yerini bir setle kapatıp bizi boylamayan ama sürekli içinde havuz gibi su olan yerde yüzerdik, yıkanırdık ve köye dönerdik. İlkokul eğitimimi BAF'ta aldım. Babam 42 sene boyunca tarım dairesinde çalıştı. Hiç başka bir yerde çalışmadı. Bu arada da tayinler oluyordu. BAF'a tayin edildiği için ben 6-7 yaşlarında BAF'a gittim ve ilkokulu BAF'ta bitirdim. İlkokul bittikten sonra Lefkoşa'ya atama aldı ve bu sefer Bayraktar Ortaokulu'nda öğrenci oldum. 3 sene tabii ki oradaydım. Ardından Lefkoşa Türk Lisesi günlerimiz başladı ve 1967'de liseyi birinciler birincisi ünvanıyla tamamladım. Doktor Fazıl Küçük'ün elinden diplomamızı ve hediyelerimizi aldık ve çok gururlandık. İyi hatırlıyorum. Babam zaten eğitime çok önem veren birisiydi. O gün bu törende gözyaşlarını tutamadı. Sağ ol diye üzerime sarıldı. Güzel bir anı olarak her zaman aklımızda. Lise sonrasında mücahitlik mevzu bahisti tabii. Ben bu görevimi bando birliğinde yaptım. Diğer dönem arkadaşlarımla birlikte. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin giriş sınavına girdim ve kazandım. 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi'nin Ekonomi İstatistik bölümüne girdim ve 4 senede bu eğitimi tamamlayarak döndüm. Ama dönmeden öğrenciyken eşimle tanıştım Ankara'da. O da Boğaziçi köyünden
Boğaziçi Köyü'nün o dönem muhtarı olan Ali Dede'nin kızı, Sevgi Dede ile hayatımızı birleştirmeye karar verdik. Ve daha öğrenciyken nişan olduk. 1973'te ben döndüm, 1974'te de eşim Hacettepe Fizyoterapi Okulu'nu bitirerek döndü. Ve Mayıs 1975'te evlendik. 1973'te mezun olup geldiğim zaman iş imkanları çok kısıtlıydı. Bir tek parlayan kurum Evkaf'tı. Evkaf'ta bir münhal ilan edilmişti. Ve bu münhale yanılmıyorsam 35 kişiye müracaat ettik. Bir kişi alınacaktı. Ve orada çok ciddi bir sınav serisinden geçtik. Önce yönetim kurulu mülakat yaptı, arkasından bölüm sorumlularıyla toplantı düzenlendi. Sonra da yazılı bir sınav yapıldı. Sonuçta beni almaya karar verdiler. Ve 1973 Eylül'ünde Evkaf'ta işletme araştırma memuru olarak göreve başladım. Yani çalışma hayatına başladım. O yıl Commonwealth burslarına müracaat etmiştim ve Yeni Zelanda'ya burs kazandım ama 1974 araya girince bu bursu değerlendirmek mümkün olmadı. Yani o sıralarda mümkün değildi. Arkasından Evkaf'taki finansal sorunlar nedeniyle bir kısım personeli devlete veya devlet kurumlarına aktarma düşünülmüştü. Ve Evkaf dairesinin müdürü bana Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri'nde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de Salamis Bey'e gönderirseniz evet cevabını verdim. Salamis Bey'den bahsetmemin sebebi Yeni Boğaziçi'ne olan yakınlığıdır. Çünkü eşimin köyü güneyden kuzeye geçerken Yeni Boğaziçi'ne yerleşmişti ve bütün ailesi buradaydı. Ben de yeni bir işe gireceksem en uygununun bu olduğunu değerlendirmiştik o zaman. Kabul edildi ve 1974 Kasım'ında Salamis Bey Oteli'nde muhasebe sorumlusu olarak, muhasebe müdürü olarak göreve başladım. Artık otelcilik ve turizmle kaynaşma dönemi, öğrenme dönemi başlamış oldu. Turizme tesadüfen geçtiğimi söylemem lazım. Çünkü aldığım burs tarımsal ekonomi bursuydu. Yani turizm zaten 1974 öncesinde Kıbrıslı Türkler için çok kısıtlı bir alandı. Yani Girne'de Celebrity ve Lefkoşa'da Saray Otel dışında ismini hatırlayıp söyleyebileceğim bir otel yok. Dolayısıyla kendimize turizmde çalışma hedefi koyamazdık. Ama 74'ten sonra koşullar tabii ki değişti ve artık turizmde eleman açığı kendini gösterdi. Ve oralarda çalışma imkanları doğmuş oldu hepimiz için. Ben de 74 Kasım'ından itibaren turizmin içinde olmuş oldum. 1975 ve 76'da ilk sefer İzmir'de 1,5 aylık bir eğitime gittim. İzmir Büyük Efes Oteli'nde fiilen çalıştım. Arkasından İstanbul Hilton Oteli'nde maliyet kontrol konusunda yine 1,5 aylık bir kurs görüp döndüm. Aradan 10 sene geçmeden Salamis Bey Oteli'nin müdür yardımcılığına yükseltildim. 1985 yılında da veya 84 olabilir, otelin genel müdürlüğüne atandım. Bu çalışma sürerken hükümetler değişti ve Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri'nin genel müdürlüğü boşaldı. Bu sefer bu genel müdürlüğe atandım ve Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri'nin genel müdürü olarak görev yaptım. Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri tabii o günler için ne anlama geliyordu bunu biraz açmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki 1974'te 24 tesiste
2500 dolayında bir yatak kapasitesi vardı. Dolayısıyla Selamis Bey'in tek başına 1000'e yakın yatak sahibi olması, bu sektördeki belirleyici otel olmasını birlikte getirmekteydi. Yani uygulanacak olan fiyat, hizmette sunulan kalite, pazarlama şekli gibi önderlik yapmak durumundaydı. Bugüne baktığımızda tabii bunu idrak etmek, anlamak güç olabilir. Ama bu mukayeseyi yaparsak, Selamis Bey KKTC'deki 4 yıldızlı yatak kapasitesinin çok uzun yıllar yarısını temsil etti. Bazen yarısından fazlasını başında, daha sonra da en az yarısını. Dolayısıyla fiyat belirleyici bir rolümüz vardı Selamis Bey Oteli'nde. Havuz bize çok yabancı bir olaydı. Şimdi tabii ki profesyonel olarak havuzcularımız var. Artık havuz kullanımı şahısların yoğunlukla kullandığı bir alternatif oldu. Ama 74'ü bir düşünürseniz, yüzme havuzu, tatlı su yüzme havuzu kaç tane vardı? Yani Türk bölgesinde hiç yoktu diyebilirim. Bir bilgimiz de yoktu. Teknik servisimizin de bilgisi yoktu. Bir türlü suyu temizleyemiyorduk. Yani su bulanık ama modern teçhizatlar da var. Filtreden geçiriyoruz, olmuyor. Çünkü filtreyi alttan almak lazımmış. Yani bir vananın açılmasıydı bütün sorun. Onu Girne'den Mustafa Bey isminde bir mühendis arkadaşımız gelip halletmişti ve hemen 24 saat içinde su gayet berrak bir şekilde hizmete sunuldu. Böyle güzel anılarımız var yani. Liyakata uygun personelle çalışma 1985'lere kadar sürdü. Ondan sonra işin içine çok fazla politika girmeye başladı maalesef. Yani bir tarihçesine bakarsak bunun böyle olduğunu görebiliriz. Gene kayırmacılık olabilir daha öncesinde de ama asıl yoğunlaşma ondan sonra, 85 sonrasında başladı diye düşünüyorum. Ben de bu kapsamda 3 defa görevinden alınan birisiyim. Hiçbirisinde de herhangi bir suçlamayla karşılaşmadım. Asıl önemli olan zannederim bu. Kıbrıs Türk Turizm İşletmelerine genel müdür olarak atandığım zaman bu şirketimiz iflas halinde bir şirketti. Görevden alındığım zaman da bankada bayağı bir birikimi olan bir şirkettik. Ama beni görevden aldılar. Aldıkları gün sordum, neden alıyorsunuz? Hükümetler böyle isteyebilir diye bir cevap aldım. Yani biz tabii ticari bir yer olarak değerlendirilmeliydik diye düşünüyorum. Diğer fonksiyonlarımızın yanında ama öyle değerlendirilmedik. İkinci görevden alınışımız müsteşar olduktan sonra yaşadığım bir olay. Müsteşarlık döneminde ne yapabiliriz diye baktığımız zaman yapılacak olan şeyler, turizmde eksiğimiz, her zaman herkesin söylediği turizmde master plan yok diye bir eleştiriyi herkes durmadan söylüyordu. Doğruydu da, bir turizm master planına ihtiyaç vardı. 1977-79 yılları arasında veya 76-78 yılları arasında turizm master planı çalışmalarını yaptık ve tamamladık. Turizm master planı raporu yayınlandı. Neydi burada amacımız? Bir kere Kıbrıs'ta yapılacak olan yatırımların bölgesel farklılıkları dikkate alan, kısıtları dikkate alan, yerel kaynak kullanımını dikkate alan, yatırımların çevreyi bozmayacak şekilde yapılmasını, yani bir anlamda çevreye ve doğaya ve tarihi yapıya sahip çıkan bir turizm geliştirmesi için bir plandı bu. Turizm Master Planı'nın yapılışında Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'den bir ekiple işbirliği yapıldı. Kuzey Londra Üniversitesi ile çalışıldı ve DAÜ, yani Doğu Akdeniz Üniversitesi ile
bizim bakanlığın ekibi birlikte çalıştık ve sonunda böyle bir plan ortaya çıktı. Daha sonraki yıllara baktığımızda turizm master planına dayalı olarak ve onun ifadeleri kullanılarak 2011 yılında bir turizm gelişim yasası çıkarıldı. Ama bu yasaya da kimsenin baktığı yok bu sıralarda. Yasa kapsamında mesela Turizm Gelişim Kurulu diye bir kurul oluşturuluyor. Bu kurul herkesin durmadan söylediği gibi turizm örgütü benzeri bir kuruldur. Kimlerin üye olacağı, 13 tane üyesi var. Üyeler hep yasayla bellidir, görevleri bellidir. Ve turizmin sorumluluğu ve yükü bu kurula devrediliyor bu yasayla. Ama yasa yürürlükte değil. Daha doğrusu uygulanmıyor. Yürürlükte olması gereken bir yasa ama böyle bir kurul benim bilgim içerisinde yoktur. Kurulmuş değildir yasa gereği olmuş olmasına rağmen. Bu yasa ifadeleri itibarıyla da, açıklamaları itibarıyla da turizm master planıyla bir paralellik arz ediyor. En önemli kısmı da bence diğer şeylerin yanında taşıma kapasitesini gündeme getirmiş olmasıdır. Çünkü eğer taşıma kapasitesini dikkate almayan bir gelişme kabul ederseniz veyahut da uygulanırsa, işte bugün olduğu gibi Girne'de atık suların temizlenmeden denize bırakıldığı hep konuşuluyor. Bunun sebebi tabii ki taşıma kapasitesini aşmış olmamızdır. Yani orada kurulu bir sistem var. Bu sistem 100 kişiye hizmet edebilir. Siz bunun üzerine 200-300 kişi koyarsanız o zaman sular da arıtılmadan denize gider. Herkes zarar görür. Destinasyon tedbir alınmadığı takdirde. Tabii şimdi çalışmalar nedir? Ben tam olarak, net olarak bilmediğim için çok iddialı bir şey söylemek istemem ama yani taşıma kapasitesi son derece önemli. Birinci görevden alınışım genel müdür olarak çalışırken görevden alındım. Ve beni geldiğim yer olan Selamis Bey'e vekaleten atadılar. Yani asaleten müdürdüm, genel müdür oldum. Vekaleten geri geldim. Sonra bunu düzelttiler. Yani tekrar Selamis Bey Oteli müdürü oldum. Arkasından hükümet değişti. 1993 yılında CTP hükümeti zamanında istifaya zorlandım. Yani görevden alınacağımı sözlü olarak söylediler. Ben de buyurun istifa edeyim dedim. İstifa edip ayrıldım ve o zaman çevre danışmanı olarak görev yaptım. İkinci kısmında da Toplumcu Kurtuluş Partisi hükümete girdiği zaman yine ben müsteşardım 96'da. Onlar görevden aldı. Herhangi bir gerekçe de söylemediler. Tam aksine sen bu işi en iyi bilenlerden birisin ama dediler ve bu amaya takıldık. Birçok arkadaşın takılmış olduğu gibi. Ve görevden ayrılmış oldum. O zaman bu görevden ayrılış 2000 yılına kadar 2 yıl Cumhurbaşkanlığında bu sefer ekonomi ve turizm danışmanı olarak görev yaptım. Arkasından da tekrar yine hükümet değişikliği oldu. Müsteşarlığa getirildim. Müsteşarlık dönemimin çok büyük bir kısmını Serdar Denktaş'la yaşadım. Bu tür anlaşmazlıklarımız, uyuşmazlıklarımız olmadı. İşbirliği halinde çalıştık. Mesela şu anda Turizm Bakanlığı'nın içinde bulunduğu Eski Maarif Okulu veyahut da TMK olarak kullanıldı. Bir dönem ortaokul olarak kullanıldı. Ben de orada okudum. Bir dönem Bando Birliği'nin de çalışma alanıydı. Atıl durumdaydı. Ve şöyle bir görüş ortaya koymuştuk. Eğer kamu mali, kamu yatırımları surlar içine gitmezse bu surlar içini biz tamamen kaybedeceğiz diye bir düşüncemiz ve öngörümüz vardı. Ve benim de teklifim bu boşta olan binalar
alalım, restorasyonunu yapalım ve bakanlık binası olarak kullanalım. Böylece oraya bir kamu yatırımı gitmiş olsun. Ve orasını yaptırdık ve bakanlık oraya taşındı. Bugün gururla gösterebileceğimiz bir bina ve çalışma ortamı devam ediyor. 2004 yılına kadar müsteşarlığım devam etti. 2005'in başında da Brüksel'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi olarak atandım ve orada 4,5 yıl hizmet verdim. Ben 2005'te gittim. Temsilcilik 1980'in sonunda açılmıştı. Yani 20 yıllık bir geçmişi vardı. Tabii bizi tanımazlar, tanırlar falan, bu ayrı bir konu. Başlı başına incelenmesi gereken bir konu ama bizim oradaki temsilciliğimiz Belçika makamlarının onayıyla vardır. Yani kaçak diye bir durumumuz mevzubahis değildir. Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisindedir. Oradaki konumumuz neydi? Brüksel'in Kıbrıs Türk halkı için önemi Avrupa Birliği'nin merkezi oluşundan kaynaklanıyor. Sadece bir Avrupa ülkesi olarak bakmak yeterli olmaz diye düşünüyorum. Brüksel, Avrupa Birliği'nin parlamento ve komisyonunun çalıştığı şehirdir aynı zamanda. Dolayısıyla referandum sonrasında Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin gelişmesi gündeme geldi. Avrupa Birliği konusunda Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bir master programı vardı. Ben onun ders kısmını tamamladım ama tamamladığım zaman müsteşarlığa atanmıştım. Tez yazmaya vaktim olmadı. Dolayısıyla bıraktım ama Avrupa Birliği konularına yabancı olmayan birisiydim. Temsilciliğimizin asıl görev alanı da Belçika makamlarından çok Avrupa Birliği parlamentosunda faaliyet gösterme ve komisyonda, özellikle de Kıbrıs konusunun, Kıbrıs masasıyla olan ilişkileri düzenlemeydi. Tabii bununla birlikte Kıbrıs'tan gelen Cumhurbaşkanı dahil, Cumhurbaşkanımız, bakanlar, teknik arkadaşlar sık sık geliyorlardı Brüksel'e. Onlara her türlü desteği verme, randevularını ayarlama, görüşmelerde birlikte olma, görüşlerimizi aktarma gibi bir pozisyonumuz vardı. Nitekim benim orada olduğum dönem içerisinde çok sayıda Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarıyla Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri gerçekleşmişti. Yoğun bir tempo yakalamıştık. Daha sonra bu tempo ne kadar devam etti, nasıl devam etti? Ben ayrıldığım için çok bilgi sahibi değilim. Ama burada yalnız şunu söylemekte yarar var. Bu bilgi birikimi, deneyim birikimlerinden hiçbir şekilde kimse yararlanmak istemedi. Yani gerek Cumhurbaşkanlığı katı olsun, gerek hükümet olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun. Yani biraz önce sizin sorduğunuz ne oldu bu Brüksel'de sorusunu sormadılar. Yani bu da bizim devlet olarak bir eksiğimiz. İlle de biz en iyisini biliriz anlamında söylemiyorum. Ama yani Japon turistlerin derledikleri bilgiyi kendi resmi makamlarına ilettiğini biliyoruz. Biz de temsilcinin derlediği bilgilerin devlete geçmesi mümkün değil. Mesela Brüksel temsilciliği benim gittiğim dönemde bir temsilci, bir meslek memuru, bir de sekreterden oluşuyordu. 3 kişi. Belki bu Avrupa Birliği ile olan ilişkiler bakımından, yani Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi öncesinde belki bu kadar rakam kafiydi Belçika ile olan ilişkileri düzenlemek için. Ama AB'ye
AB kurumlarıyla olan ilişkilerin geliştirilmesi bakımından iki kişilik bir iş değildi tabii bu. Onda da çok çabuk uyum sağlandığını söyleyemeyeceğim. Gerçi benim orada olduğum dönemde ısrarlanımla bir meslek memuru daha atanmıştı. Öğrendiğim kadarıyla şimdi 3 meslek memuru çalışıyor. Tabii çok geniş bir alandır. Dolayısıyla kolaylıklar dilerim orada çalışan arkadaşlarıma. Görev yaptığım süre içerisinde ilginç olaylar da yaşadık. Bir tanesini paylaşayım. Ayhatun Ateş'in ayakkabı sergisi hazırladı ve kendi yaptığı seramik çok sayıda ayakkabıyı Avrupa Parlamentosu'nun fuayesinde sergiledi. Bu arada agresif bir Avrupa Parlamentosu Rum milletvekili geldi. Benimle konuştu ve dedi ki, size ayakkabılarımı vereyim, bunları da koyun. Ben de dedim ki, biz ikinci el ayakkabıyla yürümek istemiyoruz. Biz kendi ayakkabılarımızla yürüyeceğiz. Şaşırdı bir baktı ve gitti. Biliyorsunuz bizim pasaportlarımız konusunda daima problem çıkıyor. Bir seferinde İngiltere'den Brüksel'e geçerken polis dedi ki, sizin şeyiniz, pasportunuz geçerli değil. Dedim ki, benim burada oturma çalışma iznim var. Oturma çalışma izni geçerli bir pasport varsa geçerlidir diye bir şey söyledi. Ama ondan sonra ısrar ettiğim için kendimizi anlattık. Dışişleri Bakanlığı'ndan izinli olduğumuzu söyledik. Yani yarım saat, üç çeyrek kadar tuttular. Arkasından da problemsiz giriş yaptık. Ama aynı havaalanından kısa bir süre sonra çıkış yapacaktık Kıbrıs'a gelmek için. Doğrudan pasaportumuza damga vurdular. Gidiş dönüşlerimizde pasaportumda hep Belçika damgaları var. Yani KKTC diplomatik pasaportunda bu damgalar var. Evet. Ama biraz ısrar etmek ve anlatmak gerekiyor. Şimdi bence Avrupa Birliği'nde yeterli bilgi var. Yani Kıbrıs'taki durumun ne olduğunu biliyorlar ama onlar pragmatist bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Yani sorunların en kolay nasıl çözülebilir bunun üzerinde düşünüyorlar. Bizden farklı değerlendirmeleri var. Mesela bir seferinde bana Lefkoşa-Limasol arası mesafe ne kadar diye sormuşlardı. Bunu sorma sebepleri de biz doğrudan ticaret için, direkt ticaret için konuşuyorduk. Yani Mausa Limanı'nın değerlendirilmesi için. Onlar da pratik, tamamen pratik açıdan, yani Kıbrıs'ta sanki temsil sorunu veyahut da Kıbrıs sorunu yokmuş gibi soruyorlar. Yani Limasol'dan niye satmıyorsunuz? İşte bir saatlik mesafe, getirin Limasol'dan satın. Onlar için böyle basit bir çözüm. Ama bilgileri yok mu? Bence bilgileri var. Kıbrıs adını Kipros olarak yazdıklarında ben itiraz ettim. Ve yazıyla itirazımı kabul ettiler. Kıbrıs diye yazdılar bir web sayfasına. Tabii Rum kesimi orada çok etkili. Bir kere tam üye olma yetkisini kullanabiliyorlar. Gerçi veto yetkisi böyle küçük ülkelerin, Güney Kıbrıs'ın veya Estonya, Litvanya gibi ülkelerin kullanabileceği bir güç olduğunu ben düşünmüyorum. Ama böyle bir güç de teorik olarak da olsa ellerinde var, dolayısıyla ciddiye alınıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünkü durumuna baktığımız zaman çok daha iyi konumda olabilecek bir ülkedir düşüncesindeyim.
bunu başarmak durumundayız. Birçok başarılar var aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şu kötü, bu kötü diyerek kesip atabileceğimiz bir ülke değil. Tabii ki burası bizim ülkemiz. Başka bir ülkede yaşamak isteseydik birçok Kıbrıslı Türk tercihini kullanıp burayı terk edebilirdi. Ama buradayız çünkü Kıbrıs'ta olmayı seviyoruz. Ve daha iyisini hak ettiğimizi de düşünüyoruz. Ama konu nerede düğümleniyor? Daha iyisini yapmak için yeterince gayret gösteriyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Bence yeterince gayret göstermiyoruz. Mesela turizmde olmamız gereken yerde miyiz? Hayır değiliz. Değiliz diyoruz da benim 2005'te bıraktığım müsteşarlık 5 yıllığına doldurulan bir müsteşar dışında 6 kişiyle yapıldı. Yani şimdi bu müsteşarlık görevi bu kadar basit bir görev mi? Nasıl olacak? 2 senede bir müsteşar değişirse bu yönetim istikrarlı olabilir mi? Diğer bakanlıkların durumunun da çok farklı olduğunu söyleyemeyiz zannederim. Dolayısıyla bu siyasi atamalardan bir an önce ya kurtulmak durumundayız ve en azından azaltmak durumundayız. Yani bu kadar yoğun iç politikayla daha iyi bir duruma gelmemiz çok zaman alacak. Yani olmayacak demek istemiyorum. Çünkü umut her zaman olmalı. Güzel şeyler düşünmeliyiz. Ama çok zamanımızı alabilir. Kıbrıs'ta tabii bizim kendi varlığımızı sürdürmemiz Türkiye'nin desteğiyle mümkündür. Bunu çok açık bir şekilde telaffuz etme ve kabul etme durumunda olmamız gerekir. Bunda herhangi bir kötülük, kendimizi küçümseme veya kötüleme diye bir yaklaşımım yok. Ama şunu çok iyi anlıyorum. Eğer Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan ilgisini ve desteğini bırakırsa, Kuzey Kıbrıs'ı yaşatmak neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla bu bilinçle önce fikrimi oluşturmaya çalışayım. Ama ülkemiz de son derece küçük bir ülkedir. Dolayısıyla herhangi bir çözümde Güney Kıbrıs'la iyi ilişkiler içinde olmamız gerekiyor. Yani bunu bize coğrafyanın dikte ettiğini düşünüyorum. Ve iki halkın işbirliği yapması, iki devletin işbirliği yapmasının her iki taraf için de yararlı olacağını değerlendiriyorum. Tabii Birleşmiş Milletler'in kararlarına baktığınız zaman federasyon gündemdedir ama yani federasyon gündemdedir demek kimsenin başka bir fikir ortaya koymasın sonucunu getirmemeli diye düşünüyorum. Nitekim bu denemelerin başarılı olmadığını da teslim etmek durumundayız. Yani federasyon arayışları başarılı oldu da Kıbrıslı Türkler hayır mı dedi. Böyle bir durum da mevzubahis değil. Bence bu aşamada yani kısa vadede, orta vadedeki çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesidir. Biz ekonomik olarak, sosyal olarak ne kadar güçlü olursak anlaşma da o kadar kolay olacak diye düşünüyorum. Çünkü anlaşmayı ekonomik çözüm olarak görmek bizi zayıflatan bir görüştür diye değerlendiriyorum. Yani anlaşma bizim için kurtuluş demek değildir. Dolayısıyla anlaşmanın geçtiği yolun güçlü KKTC olduğunu değerlendiriyorum ben kendi payıma. Ve bu yolda gelişmeler olmasını bekliyorum. Ekonomik yönden Kıbrıs Türk halkının geleceği turizmdeki doğru politikalara bağlıdır. Doğru politikalara bağlıdır derken
Kıbrıs'taki turizm hareketinin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek şekilde gelişmesi gerekiyor. Yani bu da şu anlamda, bir kere bölgeler arasında bir ayrım yapabilecek çalışmalar zaten yapıldı, yasada da bu belli oldu. Tespit edilen yatak kapasitelerinin üzerinde yapılmaması gerektiği bir yasa gereği, benim söylememle de olmuyor. Ama turizmden asıl bizim beklediğimiz nedir? Yaratılanın katma değerin, yani bir değer yaratılıyor turizmde. Bu katma değerin ülkemizde kalacak şekilde düzenlenmesi lazım. Ülkemizde kalabilmesi için yerli personelin çalıştırılması lazım. Ve yerli kaynakların kullanılması lazım. Eğer bunlar kullanılırsa, o zaman turizm gelirleri yayılmış olur. Yayıldığı zaman da refahımız artar. Ve eğer turizmi biz bu ülkenin önemli bir çıkış noktası olarak görüyorsak, turizmin kaynaklarını korumamız lazım. Çünkü turizm öyle bir alan ki, ürün ve kaynak aynı şeydir. Yani tarihsel geçmişimiz de hem kaynağımızdır hem ürünümüzdür. Hem bizde işte gelin görün burada bir tarih var dediğimiz zaman bunu bir kaynak olarak gösteriyoruz ama bir ürün olarak sunuyoruz aslında. Dolayısıyla çevremizi, doğamızı, tarihimizi, geleneklerimizi, sosyal yapımızı koruduğumuz sürece ve turizm de diğer rakip ülkelere göre farklılaşmayı koruyabildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz. Güvenli iş sağlayabiliriz gençlerimize ve kadınlarımıza. Turizmin özelliği budur. Gençlere ve kadınlara öncelikle iş sağlayan bir sektördür turizm. Ve bizde de bunu yapacak kapasite her anlamda var. Turizm müsteşarlığı yaptığım dönemde önemli bir takım eksiklerin olduğunun farkındaydık. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bir tanesi Bafra'da bir turizm bölgesi oluşturmaktı. Bu oluşturuldu. Oradaki planlama yapıldı ve 11 kilometrelik sahil şeridi içerisinde 13 tane turistik tesis yapılacak şekilde bir plan ve altyapı planlaması tamamlandı. Ve orada bildiğimiz gibi 3-4 otelimiz şu anda devrededir, faaliyettedir. 5 yıldızlı kategorisinde üstün kaliteli hizmet sunan tesislerimiz var. Bir kısım yatırım alanları da henüz değerlendirilmiş değil. Önümüzdeki dönemde değerlendirileceğini düşünüyorum. Bafra bölgesinin seçilmesi Karpaz'a ve Karpaz'da yaşayan insanlara yönelik iş imkanlarını artırma hedefinde idi bir. İkincisi de oradaki çevreyi koruma anlamındaydı. Çünkü çok az yoğunluklu bir kalkınmayı öngörmekteydi. Mausa bölgesinde ve Kıbrıs'ta yaşayan insanlar için de yaşam kalitesini artıracak unsurlar içeriyordu. Her parselin, ki bu parseller 40-50 dönümlük geniş arazilerdir, arasında halka açık bir yol var denize ulaşan. Ama bu da yapılmış değil görebildiğim kadarıyla. Çünkü o inançtayım ki turizm halkla birlikte yapılır. Halka rağmen yapılmaz. Yani yapılan turistik gelişmelerin halkın yaşam kalitesine olumlu katkısı olması lazım. Planı da bu düşünceyle hem iş yaratma, hem çevreyi koruma, hem de insanlarımıza yaşam kalitesi bakımından artı unsurlar taşımaktı. Bazı adımlar atıldı. Ümit ederim ki daha güzel adımlar da takip edecek. Bir diğer konu, Karpaz bölgesine güneş enerjisinden yararlanma fikriydi. Benim görevde olduğum dönem içerisinde ilk girişimimizi tamamladık. Ve Blue Sea Oteli'ne tam bir elektrik, güneş enerjisinden elektrik sağlama tesisi kuruldu.
Bunun için hem kredi hem hibe yapıldı bu otelimize. Ve güzel bir başlangıç oldu. Onunla birlikte yine Dipkarpaz'da bugün çok geliştiğini gördüğümüz, zaten bütün büyük işler küçük şeylerden başlamak durumunda. Pansiyonculuğu teşvik etmek bakımından orada bir tahsis alındı ve restorasyon yapılarak ilk pansiyon Dipkarpaz köyünde kurulmuş oldu. Bir konudan daha bahsetmek isterim, o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yurt dışındaki tanıtımlarımızda, özellikle fuarlarda büyük bir sorunla karşılaşıyorduk. Mesela İngiltere'de yıllarca bizim fuar alanındaki yerimize Kıbrıs'ın kuzey bölümü yazılıyordu. Northern Region of Cyprus. Başka bir şey yazdırmıyorlardı. Orada biz İngiliz yasalarına uygun bir şirket kurduk. Bu şirketimiz Kuzey Kıbrıs Turizm Merkezi adını taşıyor ve İngiliz yasalarına tabidir. Kar amacı gütmeyen bir şirkettir şey olarak, kuruluş olarak. O zaman İngiliz yasaları altında bizi engellemelerine imkan yok. Çünkü biz zaten İngiliz şirketiyiz. Engellemeye kalktılar ve başaramadılar. Bir baskıyla bizim yapmakta olduğumuz reklamları iptal ettirdiler Londra Belediyesi'ne. Otobüslerin üzerindeki ve underground'un üzerindeki reklamları kaldırttılar. O zaman talimat verdik ve Londra Belediyesi'ni bu Kuzey Kıbrıs Turizm Merkezi mahkemeye götürdü. Davayı kazandı ve tazminat aldı. Yani başladığımız nokta ne, geldiğimiz nokta ne? Aynı formülü Almanya'da da uyguladık. Çünkü Almanlar daha da katıydılar. Yani 1998'e kadar buradan fuara giden ve televizyonlarda, gazetelerde işte gittik, katıldık falan beyanatlarına rağmen karşılaştıkları zorlukları aşamamış bir pozisyondaydılar. Ne yapıyorlardı? Bir tur operatörünün fuardaki kiralamış olduğu yerde faaliyet gösterebilirlerdi ancak ve büyük bir panoda ismimizi dahi yazamıyorduk. Şimdi Almanya'da da İngiltere'deki gibi bir şirketimiz var ve bu şirket sayesinde kiraları doğrudan doğruya bu şirket adına yapıyoruz. Dolayısıyla fuarlarda Kuzey Kıbrıs Turizm Merkezi tabelası kendi yayınlarında fuarla ilgili Kuzey Kıbrıs Turizm Merkezi'nin yeri ve diğer bilgileri içeren yayınlar yapılıyor. Bu önemli bir gelişmeydi.